vahiy ne anlama geliyor bizim için vahiy dediğimiz şey Allah'ın peygamberi aleyhissalatü ve selama indirdiği hakikatler içinde Kur'an var peygamber aleyhisselam efendimizin rüyaları var hadisi şerifler var efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine tulu eden şeyler var Efendimizin üzerinde yansıyan Allah'a ait ne varsa hepsi vahiy bunların. Vahye iman. Elimize bakıp bu beş parmaklı el benimdir. Bak beynim çek deyince çekiyorum diye elimi gördüğüm gibi vahyi göremediğimiz sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri bize verdiği bilgiler Kur'an'ımız başta olmak üzere hadisi şerifler onun gördüğü rüyalar onun zihninde oluşan tuluat, her neyse, vahiy dediğimiz şeyler, eğer, bizim için, kendi elimizden daha iyi gördüğümüz, tasdik ettiğimiz şeyler değilse, Allah'a nasıl itimat edeceğiz ki biz? İtimat diye bir konserve çeşidi yok çünkü. Vahyi üzerinden Allah'a itimat edeceğiz. Vahye bağımız, sallandığı sürece, Allah'a itimadımızın oluşması da mümkün değil ümmet olarak da fertler olarak. O zaman dünya depremler dünyası olarak kalır. Dönmez bu dünya sallanır sadece. Bunun için vahyimizi yani bize Allah'ın indirdiği vahyi sulandırma hareketlerinin tamamını da Yahudilik olarak görmediğimiz sürece Allah'a itimadı biz tıkatıyoruz demektir. Ha mescidi aksayı bir melun kitlenin işgal etmesi, ha da birisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait şeyleri, Allah'ın vahyi olan ayetleri, hadisleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları dahil, o vahyi dediğimiz hakikatleri, sulandıran, gevşeten, insan oğlu düzeyinde tartışmaya açan kişiler ve hareketler Mescid-i Aksa'yı işgal edenlerin dinimize verdiği zararın belki de daha fazlasını veriyorlar. Çünkü biz vahyi tartıştığımız sürece, bu iyi vahiydi, bu kötü vahiydi. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uydu, bu uymadı. Bunu kadınlar beğendi, bunu delikanlar beğenmedi dediğimiz sürece. Bir blok olarak vahiy alıp kalbimize, oradan da beynimize basmadığımız sürece gayba iman kayboluyor demektir. Allah'ın zatı zaten gaiptir bizim için. Gaybe iman yani görmediğimiz şeylere iman olmadığı sürece Allah'a imanın hakikati yoktur ki itimat olsun Allah'a. Gayba iman olmadıkça kabir azabı var mı yok mu tartışırsın. Hatta ölmeyeceğini bile iddia edebilir insanlar. Mesela filan yerdeki bir üniversitede bir aşı keşfedilmiş. O aşı yapılınca insan ölmüyormuş. diye bir haberi bile okumaz mümin. Hakiki mümin neden çünkü Kur'an'ımız ne buyurdu? İza ca'aluhum la yestahiruna sa'atan ve la Ecel gelince bir saniye ileri geri gitmez o. Yani ölüm kat'idir. Hastalıklar öyledir demiyor Allah ama. Hastalık iyileşebilir. Ölüm kalkamaz bu dünyadan. Bu araştırmayı yapan zamanında ölmüş zaten. Onun aklı ölmüş. Beyinsiz o hastalıkla uğraşsın, filan hastalığı kaldırdım desin, bütün müminler olarak ona hayır dua edelim. Ölümü kaldırma haberi, ölüm engellenecek, aşısı çıktı sözü, gayba imanımızın zafiyetinden kaynaklanıyor. Gayba imanda zaten vahyin talimatları arasındaydı. Hatta ve hatta kardeşlerim, çok daha vahimi bunun, çok çok daha vahimi, Müslüman olarak biz, öldükten sonra dirilmeye bile tereddütle bakabiliriz vahiy sallandığı zaman. Vahiy salladığı zaman bir adam ya cennette dur dur ne olacak? Sonunda onu da yıkarlar herhalde. Park zannettin tabi eski ince yıkarlar parkı. Cehennemde de yak yak yakıtı biter bir gün herhalde. Der insan maazallah. Bunun için